Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımı beğenmeyi ihmal etmeyelim ve abone olmayı unutmayalım. Ben ismim Nurten. 26 senedir bu mesleği yapıyorum. Sizlere elimden geldiği kadar piyasada kullanabileceğiniz kalıpları göstermeye çalışacağım. Bunlar modelistik kurslarında öğrendiğiniz kalıplardan birazcık daha farklı, tamamıyla piyasada kullanabileceğiniz kalıplar olacak. Bugün etekten başlayacağız. Daha sonra da sizlerin talepleri doğrultusunda diğer kalıpları ve açma şekillerini göstermeye çalışırım. Bugün ilk önce size düz ipi anlatacağım. Artık kumaşa yerleşke şekillerinden bir bahsedelim. Ondan sonra da kalıbımızın ön kısmı ve arka kısmından devam edelim. Arkadaşlar eteğe başlamadan önce bir kumaşa eteğin nasıl yerleştirildiği, düz ipin ne olduğunu anlayabilmeniz için ben küçük bir örnek hazırladım size. Şimdi bizim kumaşımızın enini 1.40 kabul edelim. Boyu da 50 metre, 60 metre, 70 metre. Kumaşın topu neyse devam ediyor diye düşünün. Etek kalıbımızı çıkardığımız zaman kumaşa yerleşke biçimi böyle olmalı. Yani bizim boy düz ip dediğimiz yerde bu şekilde buraya denk gelmeli. Yani ben bunu eğer şöyle kaydırırsam eğer bu vereve gider. Tabii ki bu böyle olmayacağı için. O yüzden normalde kumaşın düzgün gelmesi için düz ip dediğimiz yeri bu kısımda kullanıyoruz. Şimdi kalıbı 1/4 kullanmamızın amacı da kumaş katı yazdığımız yer. Burası kumaş katı olan kısmı. Yani bu ne demektir? Bunun yarısı demektir. Bunu ben ne yapacağım? Kumaş katı. Ben bunu açık olarak kullanacağım. Kumaşa yerleşke biçimi de bu şekilde olacak. Şimdi yaparken bunu daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi ön kısmından bir başlayalım. Şimdi kendimize bir düz ip dediğimiz, az önce söylediğim olayı elde etmemiz için herhangi bir düz ip çiziyoruz. Benim çalışacağım ölçüler 38 beden için 74 santim bel, 98 santim basen, boyda 50 santimlik bir etek çalışacağım gibi düşünerekten başlıyoruz. Şimdi kalıbımın aşağı yukarı 20-25 santim kadar bir aşağısına basen kısmını oluşturabilmem için bir dik açı yapıyorum. Bu ön ortasına çizdiğim yerin dik açısını alıyorum. Bunu uzattım. Şimdi burada yerleri işaretlediğim zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada şimdi ön basenimi 98 basen olarak hesapladığımız ama ben ön tarafı 23,5 santim tutuyorum. Yukarıya tekrar bir dik açı alıyormuş gibi 18 santime işaret atıyorum. Burayı da ilk önce çiziyorum düz olarak. Ön bel kısmından 2 santim aşağıya iniyorum. Ön belimi 18,5 santime, 19 santime pardon ayarlıyorum. Burada şu kullanacağım eğri cetvelle bel kısmında çok hafif bir düzlük kalacak şekilde ilk önce bel kısmımı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra aynı kavisli cetvelimle basen kısmını birleştiriyorum. Kavisimin en düzgün yere gelecek şekilde ayarlamasını yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bunu da çiziyorum. Şimdi boy olarak 50 santimlik bir etek çalışacağımı söylemiştim. Ön ortasından itibaren 50 santime işaret koyuyorum. Buraya da tekrar bir dik açı yapıyorum. Etek kısmında hafif vazo çalışacağım için normalde basene 23,5 santim değer vermiştim. Etek ucuna kullanacağım miktar ondan 1,5 santim eksik olacak. Burayı da 22 santime işaretimi koyuyorum. Bir düz cetvelle. Aslında hafif eğri bir cetveliniz olsa şimdi baseni çizerken sizi şöyle söyleyeceğim. Küçücük bir çizip ondan sonra da şuranın şekliyle
basenin şeklini alsanız çok daha iyi olur. Gördüğünüz gibi hafif bazo eteğim ortaya çıktı. Şimdi tabii yaptığım yer, şuraya bir çıt işareti, bunlar da kontrol amaçlıdır. Etek ucuna vereceğim pay, katlama payı 3 santim. Buraya da bir çıt işareti koyuyorum. Artı bu tamamıyla paysız bir kalıp düşünün. Payını buradakine, etek ucunukine verdim. Şimdi yan taraflarda kalan yerleri veriyorum. 1 santim dikiş payımı verdim. Bu benim dikim noktam. Bel kısmına da yeni aldığım noktadan, aşağı indiğim yerden itibaren bu kısma pay veriyorum. Evet. Benim keseceğim yerler burası, burası ve burası. Burayı keserken katlayıp da keseceksiniz. Yani gördüğünüz gibi şöyle gibi düşünün. Buradan kesilecek. Diğer yerlerde buradan. Burası ilk çizdiğimiz nokta. Ön, ortası, kumaş katı ve düz iptir. Ön eteğimizin çalışma şekli sadece bu kadar. Gördüğünüz gibi pensiz. Eğer ki bunu pense olarak yapmak istiyorsanız dışarıya istediğiniz pens payı kadar miktarı verip ön ortasında bel miktarını ikiye bölüp 13 santim uzunluğunda bir pens yapabilirsiniz. Bu tercihe bağlı. Ben genelde ön eteklerde pens kullanmıyorum. Sadece arkada kullanıyorum. Şimdi arkayı yaparken de çalışma şeklini anlayacaksınız. Ön eteğimiz bu kadardan oluşuyor. Şimdi geçeceğiz arka eteğimize. Şimdi ön eteğimizi oluşturduk. Hemen çok hızlı şekilde. Arkası için de ilk önce yine dümdüz bir çizgi elde ediyorum kendime. Gördüğünüz gibi. Yine herhangi bir yerden basen yapacakmışım gibi yine bir çizgi elde ediyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bel kısmına tekrar önde verdiğim gibi 18 santime ilk önce işaretimi koyuyorum. Burası benim bel noktam olacak. Burayı da ilk önce düzle çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi basen kısmında burası benim arka ortam. Arka ortasına, tam basen bölgesine bir yarım santim kadar bir çıkıntı veriyorum. Bu çıkıntının amacını söyleyeceğim. Arkada basen yapısı olduğu için, önde olmadığı için arka tarafa birazcık tombulluk veriyoruz ki arka kısmı kasma yapmasın diye. Burayı yarım santimle ilk önce yukarı noktayı, sonra da aşağıya gelecek noktayı uygun olan yerlerde hafiften sıfırlama yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ön baseni 23,5 santim almıştım. Arka baseni 25,5 santim alıyorum. Buraya bir işaretimi koydum. Şimdi bundan sonra isterseniz daha pratik olması açısından şöyle söyleyeceğim. Bunu 25,5 santimde yaptığım noktayı önde de 23,5 santime işaretlediğim noktayı dik açıya getirecek şekilde eteğimin yan kısımlarını direkt çizimini yapabilirim. Çıt noktam artı etek ucum. Gördüğünüz gibi buraya kadar oluşturdum. Hatta bel kısmımda zaten birebir aynı geleceği için burayı da aynı şekilde alıyorum. Yan kısmımı tamamıyla ön bedenden kopya alarak bile tamamıyla oluşturmuş oldum. Şimdi çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki, yüzeye çıkartalım bunları.
arka tarafa pay verdiğim için yarım santim benim otomatik olarak düz ip noktam değiştiği için ilk çizdiğim düz ip noktasından aynı şekilde paralel yapıp bir düz ip çiziyorum. Burası benim yeni düz ip noktam olacak. Burayı da aldım. Şimdi bel kısmını ayarlamaya geldim. Şimdi basını yaptığım noktanın aynı yerinden 12 santime bir işaret atıyorum. Buradan ilk önce dik açı yapıyorum. Bele doğru. Basenden yukarıya 3 santime bir işaret koyuyorum. Burası benim pensimin alt noktası. Ben arka basenlerde beli ortalayarak tam anlamıyla düzgün bir pens yapmıyorum. Tam tersi birazcık daha yana yakın bir pens yapmaya çalışıyorum. O yüzden size tam anlamıyla santim vereceğim. Arka ortasından buraya. Buradan 12 almıştık. Buradan da 10 santim alıyorum. Pensin yönünü bir parça kaydırmış oluyorum. Şimdi ilk noktamı çiziyorum. Gördüğünüz gibi. İlk noktam bu olacak. Şimdi dik açı gitmesini istemediğim için 2,5 santim pens değeri veriyorum. Alt noktasını da çiziyorum. Yani şu aradaki düz giden çizgiyi aslında ben hiç kullanmamış olacağım. O noktamı da tamamıyla siliyorum. Benim yeni pens noktam burası. Şimdi katlandığı zaman farklı bir olay çıkacağı için bir deneme yapalım. Yandan öne doğru katladığımı varsayıyorum. Şurada bir çukur çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu çukurun olmaması için gelişine göre ben bunu cetvelle sadece orta kısımlarındaki bu çökmeyi giderecek kadar temizleme işlemi yapıyorum. Yani benim dikildiği zaman bel hattım böyle görünmeli. Açtığımız zaman da yeni çizgilerimiz bu olacak. Şimdi kalan yerlerimize de yeniden payımızı veriyoruz. Yeni çizgime pay veriyorum. Benim pensimin dikilecek yerleri, yeni yerleri burası. Şimdi tamamıyla keserken de pensin durumunu görmeniz için orayı da kesmiş gibi düşünerekten göstereceğim. Fermuarı arka ortaya taktığım için basen kısmına kadar 18 santimlik bir alana fermuar takılacak. Fermuar. Şimdi kalan yerlere de gördüğünüz gibi payımızı veriyoruz. Bu dar kesim bir etek. Eğer ki buna yırtmaç yapmak isterseniz, yırtmacı da göstereyim hemen isterseniz bunun üstünde. Arka ortasında istediğiniz kadar bir yırtmaç boyunu burada kullanabilirsiniz. Ben 15 santimlik bir yırtmaç yapmak istiyorum. Çok açık bir yırtmaç kullanmak istemiyorum. Kapalı yapacağım bu yırtmacı. Kapalı verdiğiniz zaman da arka ortasına tekrar dik açı yapıyorsunuz. 15 santim yırtmaç boyumu aldım. Oradan itibaren dik açı yaptım. Payımı da 3 santim artı bir de katlama payı gibi düşünerekten burayı 4 santim katlama payı veriyorum. Şöyle uzatıyorum çizgilerimi de katlama çizgilerimi. Buradan katlanacak ve paysız olan yerimden yani tam arka orta noktasından itibaren katlama noktam burası olacak. Yani şöyle bir görüntü düşünün. Yırtmaç katlandığı zaman şu şekilde katlanacak. Karşı tarafta gelince içine girecek ve kapalı yırtmaç olacak. Kesim şekli bu kadar oluyor bunun. Şimdi şurayı katlayalım birlikte. Kesiliyormuş gibi düşünerekten buraya bir iz yapalım. Gördüğünüz gibi kesim şekli bu şekilde. Bu pratik bir kalıptır. Piyasada kullandığım bir kalıp. Hem yapımı gördüğünüz gibi çok kolay. Hem de en ufak bir şekilde problem çıkmayan bir kalıp. Şimdi ön basenim buraya da aynı şekilde çıtımı atıyorum. Arka basenimi 25,5 santim dedim. Ön basenimi
23,5 santim dedim. Ön basenin toplamı 47 santim yapar. Arkanın da payı 51 santim yapar. Bu ikisini topladığınız zaman da benim ilk etapta söylediğim 98 santim basen ölçüsünü zaten yakalamış oluyoruz. Önü birazcık daha dar, arkayı birazcık daha rahat çalışıyorum ben. Şimdi belde de ön beli 19 santim tuttum. Arka belde, şimdi hesabını onun da yapalım. Toplamı bunda 38 santim ön olacak. Arkayı da hemen ölçüyoruz. 10 santim artı 8 santim. Bu da 18 santim. İkisinin toplamı arkanın 36 santim yapacak. 38 ve 36. Bunun da toplamı istediğim zaten bel ölçüsü 74 santim. Aynı şekilde onu da yakalamış oluyorum. Boyumu da zaten ön ortasından itibaren vermiştim. Orası da 50 santim. Gördüğünüz gibi beli 74, baseni 98 ve boyu 50 santim olan bir etek hazırladık. Şimdi bu eteğin sadece yüzeysel kalıbı. Bunun pervaz çalışmalarını ve astar çalışmalarını da yapmak lazım tabi. Eğer ki bu eteği kemerli olarak yapmak istiyorsanız, daha yüksek durmasını istiyorsanız eğer, size tavsiyem normal eni 3 santim olan bir kemer kalıbı hazırlamanız. Arka ortadan itibaren başlayacak kemeriniz. Buradan itibaren sadece ölçüleri kullanacağız. 18 santim arka beli vermiştik. Ön beli 38 santim verdik. 18 artı burası da tekrar arkanın devamı olduğu için 18 santim. Toplamda 74 santime 3 santim, 74 santime 3 santim düz bir kemer kalıbı oluşturuyorsunuz. Bu bunun yarısı kadar. Eğer ki bunun kesim kalıbını yapmak istiyorsanız, buranın kumaş katı açılacağını düşüneceksiniz. Burası kumaş katı. Düz ipimi de yine belin esnemesini istemediğim için bu kısmı kullanacağım. Yani uzun olan kısmım kumaş katı ve düz ip olacak. Bunun açıldığını farz edin. Buranın kumaş katı olduğunu düşünün. 3 santim, 3 santim. Artı bir de tele yapıştıracağım için her tarafına ikişer santim kaba kesim vermem zaten yeterli olacaktır. Bunun üstüne sadece paylarınızı verirsiniz. Düz bir kemerde kullanıyorsunuz. Ben şimdi düz kemeri değil de, düz kemer zaten basit olacağı için, size iç pervaz yapmayı göstereceğim. Ya da bunu aynı şekilde kesik olarak çalışıp korsaja da çevirebilirsiniz. Korsaj dediğim şey, ben diyelim ki 4 santimlik bir korsaj ya da pervaz yapmak istiyorum. Belin paysız yerinden itibaren çizdim. 4 santime işaret koydum. Aynı şekilde önü de çizdim. Korsaj yapmak istiyorsam ben buradan bedenimi ayırıyorum. Bedenime 1 santim dikiş payı veriyorum. Artı pervazıma da veriyorum. Ama pervaz yapmak istiyorsam kopyamı buradan alıp bedenimi buraya kadar kopya alıyorum. Ama pervazımı sadece buradan kopya alıyorum. Bunu hem korsaj hem de pervaz olarak kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir örnek göstereceğim. Ön pervazımı aldım. Pervazlarda da yine paysız olarak çıkartıyoruz biz. Çalışma şekli olarak. Çünkü bu da pervaz olsun ya da korsaj olsun, sonuçta telalı olacak. O yüzden telalı olan her şeyi de ya tüm paysız ya tüm paylı olarak vermek zorundasınız. Gördüğünüz gibi dikiş payları hariç olarak payımı aldım. Bunu şimdi ikiye katlıyorum. Bu benim ön pervazım olacak ya da ön korsajım olacak. Karşı tarafa da kopyalarını aldım. Bunu karton kalıba yapıştırıyoruz ve çizim amacıyla kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi yazıları da yazıyorum. Yine benim düz ip noktam aynı beden gibi, hiç değişmedi. Bu ön pervaz çizim. Tüm paysız yazıyorum. 1 çarpı kumaş, 1 çarpı tela. Eğer ki ben bunu pervaz olarak
kopya almış olsaydım, yani buradan bedeni kestiğimi düşünün, öyle almış olsaydım, o zaman bu 2 çarpı kumaş 2 çarpı tele olacaktı. Biz şimdi pervaz olarak çalıştığımız için 1 çarpı kumaş 1 çarpı tele yazıyoruz. Şimdi arka bedeni pervaz kısmını kopyalım. Arkayı da tekrar arkadan orta kısmından başlıyorum. Düz ipimi bedenin düz ipiymiş gibi devam edecek şekilde ilk önce bir düz ipimi çiziyorum. Arka orta çizgim burası. Kopya almaya başladım. Pensin gördüğünüz gibi ilk pensimin kenarına kadar bir işaret aldım. Sonra bunu alıyorum. Pensin kapanmış şekli gibi düşünerek karşı tarafa getiriyorum. Bu kısmından kopyalıyorum. Burası benim pensimin geleceği yer. Buraya bir çıt işareti koyuyorum. Benim düz ipim burası. Buraya da arka pervaz çizim tüm paysız yazıyoruz yine. Bu da 2 çarpı kumaş 2 çarpı tele olacak. Eğer ki ben bunu yine korsaj olarak kullanmak istersem 4 çarpı kumaş 4 çarpı tele kullanıyorum. O zaman bedenimi de buradan kesmiş oluyorum. Ama yine dediğim gibi biz pervaz yaptığımız için buradan kesmeyeceğiz. Normal bedenimiz burada kalacak. Şimdi pervazlarımızı da oluşturduğumuza göre sadece bizim astar çalışmalarımız kalıyor. Astar çalışmasında da size kısa olarak anlatacağım. Benim pervazımı aldığım yer bu kısımda biliyorsunuz. Pervaz için de tekrar ben astarı çalışırken buradan ilk önce bir kopyamı alıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Boyunu sadece astarda 3 santim kadar boyunu kısaltma yapıyorum. Artı yan tarafa 2 santim pay veriyorum. Bunun da sebebini söyleyeceğim. Şimdi kopya alarak gidelim. İsterseniz daha iyi anlarsınız. Kendimize bir milaj parçası alalım. Tamamıyla pervazlı bir eteği oluşturmuş olacağız şu an. Sadece gösterdiğim pervaz parçalarını kartona yapıştırma işlemimiz var. Bunu zaten yapıştırırsınız. Şimdi astarı da yapma şeklimiz korsajlı için de geçerli, yine pervazlı için de geçerli olmak üzere. Aynı işlemi anlatıyorum. Şimdi ön etek astarından başlayalım. Yine ön ortasından itibaren düz ipimi çizdim. Boyumu 3 santim kısalttım astar için. Paylı yerden itibaren sadece kendime bir işaret aldım. Bu kısmı da pervaz çizgimden sadece çizdim. İçinde astarı mutlaka bolluk bırakmak zorundasınız. Bedenle kesinlikle aynı ölçüde olmamalı. O yüzden yan taraflarına gördüğünüz gibi aldığım paylı çizgiden sonra 2 santim fazladan pay veriyorum. Aynı şekilde basen kısmından bir işaret alıyorum sadece. Bu kısma da 2 santim işaretliyorum. Bu iki işareti alttaki noktama denk getiriyorum. Gördüğünüz gibi basenin paralelini hiçbir şekilde bozmadım. Bu benim yeni ana çizgim astar için. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizdik. Bel kısmında da gördüğünüz gibi şu kadar bir atma oldu. Burayı da sadece 2 santimde 1 santim ortalama yaparak ve bel çizgisinde sabit tutarak yeni ana çizgimi oluşturuyorum. Şimdi benim buraya takarken 2 santim şimdi otomatikman bir fazlalığım var. Ben bunu yaparken 11 santime bir işaret koyuyorum. Şimdi 2 santim yanda pile varmış gibi düşünerekten. Şimdi bu pili olarak katlanacak. Gördüğünüz gibi şöyle katlandı. Katlandığı zaman tekrar eteği koyduğum zaman benim aynı noktamın santimini burada bulmuş oluyorum. Yani korsajın ya da pervazın alt noktasını birebir aynı santimde tutuyorum. Ama alt taraflarda mutlaka bir genişlik sağlamış oluyorum. Şimdi buradan itibaren sadece 1 santim dikiş payını verme olayım kalıyor. Burayı da verelim.
Gördüğünüz gibi bu çizgimi de uzattım. Benim yeni çizgim burası pile olarak katlanacak. Burası basen çizgim ve burası etek ucum. Boyunu 3 santim kısalttığım yeri. Artı buraya da 1 santim sadece bir kıvırma yayla katlanacak kadar bir dikiş payı veriyorum. Burası yine ön ortası, kumaş katı ve düz ip. Bu ön astarımız. 1 çarpı astar kesilecek bundan. Bu benim ön bedenim. Ön etek diyoruz buna da. 1 çarpı kumaş. Şimdi hemen arka astarı da yapalım. Yine kendime bir milaj kağıdı alıyorum. İlk önce düz ip noktamı yine çiziyorum. İlk başlayacağınız yer her zaman düz ip noktanız olsun. Şimdi yine pervaz noktasından itibaren buraya kadar çiziyorum. Arkada da gördüğünüz gibi zaten pensin kendi miktarı var. Burada da pile olarak yapacağım için sadece ilk noktamı işaret olarak aldım. Diğer yerleri çiziyorum. Fermuar çıtımı attım. Burada da bitmiş noktam kadar adım attığı zaman astarın görünmemesi için 2 santim kadar arka ortadan itibaren bir içeriye girme olayı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde küçük bir kavisle tam yırtmacı verdiğim noktadan itibaren buraya bir pay veriyorum. Şimdi buraya da dikiş payı vereceğim. Alttan astar çıkmaması için kullanıyoruz bunu da. Bu tulumlu bir astar olmayacak. Tulumlar her zaman sorun çıkartıyor. Bunun da 3 santim boyunu kısalttım. Artı buraya da 1 santim dikiş payımı verdim. İlerleye ilerleye gidiyoruz şu an. Yine buraya bir işaret koydum. Basen kısmına bir işaret koydum. Artı bel kısmına bir işaret koydum. Şimdi aynı şekilde arkanın da gene yan kısımlarına 2'şer santim fazladan pay veriyoruz. Yine kaydırma yöntemiyle. Alttaki çizgimi görüyorsunuz. Yeni yerime taşıdım. Basen kısmındaki işaretimi kontrol ettim. Tam anlamıyla yerine oturtturdum. Benim yeni çizgilerim bu hatlarım. Yeniden çizdim. Basen işaretimi attım. Yine burada ortalayarak da arka ortasına sabitledim. Yeni yerimi alıyorum. Şimdi burada yapmanız gereken işlem yanı tam yana koyarak pensin buradaki miktarına bir işaret atmak. Buradaki gördüğünüz gibi pens değerim öne göre birazcık daha fazla çıktı. Yani kendi pens değeri artı bir de yana verdiğim pay değeri gibi düşünün. Burası 4,5 santim kadar bir miktara çıktı. Burası da yine pili olarak katlama yapılacak. Artı buraya sadece dikiş payı verme işlemim kaldı. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Bu da bizim arka astarımız. 2 çarpı astar olacak. Kesim yerleri yeni verdiğim şu noktalarımız. Artı arka bedenimizde düz ipimizi yazmıştık. Bu da bizim arka eteğimiz. Bu da 2 çarpı kumaş olacak. Fermuar dediğim gibi bu kısma takılacak. Kapalı yırtmacı isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Eğer kapalı yırtmacı kullanmayacaksınız, sadece kalem etek gibi olsun istiyorsanız hiç yırtmaç kullanmayacağım. O zaman ne yaparsınız? Burayı sadece düz olarak doldurursunuz. Bu oyuntuyu vermezsiniz. Başka hiçbir değişiklik kalmıyor. Gördüğünüz gibi içten pervazlı, normal yüksek belli, klasik bir eteği birlikte çalışmış olduk. Kafanıza takılan bir şey olursa, yeniden anlatmamı istediğiniz bir yer olursa söylersiniz. Başta da söylediğim gibi kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgilerimi sunuyorum.